Tekrar iyi günler. Zotero'nun bu dersinde arkadaşlar fişleme yaparken, yani Zotero'ya kaynak eklerken aynı kaynağı birden fazla ekleme yapabiliriz. Bu da bizim mesela kitaplığımızda bazen gözümüze çarpar, fakat biz bunları nasıl birleştirebiliriz konusuna değinmek istiyorum. Dikkat ederseniz mesela bir doktora tezinde ya da farklı mesela projelerde ya da mesela kapsamlı makalelerde araştırmacı birden fazla, yani çok fazla mesela künye toplar, literatür taraması yapar ve bu literatür taramasında elde ettiği künyeleri Zotero'ya aktarır, planlamasını yapar. Ama bu aktarım gerçekleşirken bazen mesela eserin tekrar, yani kitaplığa eklenir. Yani kitaplıkta bir de, aynı eserden birden fazla mesela künye yer alabilir. Bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar Zotero'nun böyle bir uygulaması var. Bakın yenilenmiş eserler, yani tekrar edilmiş eserleri göster. Bakın burada yenilenmiş eserleri görüyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela diyelim ki şu. Bakın 3 defa eser eklenmiş. Bunu birleştirmek istiyorum mesela. Yani diyelim ki eser isimleri ayrı, künyeleri ayrı, aynı. Belki de mesela künyeler arasında ufak farklılıklar olabilir ama eserin ismi aynı arkadaşlar. O nedenle mesela eserleri birleştirmek istiyorum. Fakat bu birleştirmeyi nasıl yapacağım? Birleştirmeyi bakın sol kesimde bakın diyor ki 3 eser bulunmuştur. Yani bunun birleştirilebilmesi mümkündür. Neye göre birleştirelim? İşte burada da mesela Zotero programına yerleştirilme tarih ve saatine göre birleştirme yapabiliriz. Mesela en son yerleştirilene göre mesela diyelim ki birleştirmeyi yap ya da yenilemeyi yap ya da işte ilk baştaki dosyaya göre yap. Yani birleştirmeyi ilk baştaki dosya, yani Zotero programına ilk olarak kaydedilen künyenin bilgilerine göre, yani ona uydur. Onun bilgilerini birincil al şeklinde bir birleştirme yapıyoruz. Bakın hemen tıkladığım zaman birleştirilecektir ve o gidecek arkadaşlar. Otomatik mesela bakın şurada var 2 tane. Onu birleştiriyorum. Hemen birleştirme gerçekleşiyor. Şurada mesela diyelim ki mesela şurada var. Bakın 2 tane var. Onu hemen birleştiriyorum. Evet. Birleştirme olayı da böyle arkadaşlar. Yani yenilenmiş eserler, tekrar edilmiş eserler Zotero'da çok kolay bir şekilde ayıklanabilmektedir. Bu dersimizde de bu yenilenme olayını anlattım. Yani tekrar edilmiş eserlerin, künyelerin tekrar birleştirilip tek dosya haline getirilmesini anlatmaya çalıştım arkadaşlar.